Selam, ben Siyah Zetsu ve bu videoda Naruto ve Boruto evrenindeki en muhteşem dojutsuları sıralayacağız. Hemen belirtmek isterim ki bu videoda 1, 2 veya 3 Tomoyolu Sharingan olmayacak. Sadece Genjutsu yardımıyla bir kişiye ölene kadar fiziksel ve zihinsel olarak işkence yapabileceğimiz Sharinganlar olacak. İyi seyirler. 6. sırada muhtemelen Naruto ve Boruto evrenindeki en güçlü dojutsulardan biri olan Mangekyo Sharinganlar. Bu dojutsu Uchiha klanının üyeleri tarafından ancak sevdiklerinin ölümüne tanık olmakla benzer bir baskıya maruz kaldıktan sonra uyandırılabilir. Tabii ölmesine gerek yok. Mesela Sarada'nın Mangekyo Sharingan'ı herhangi bir kayıp sonucu açılmadı. Sadece ona eşdeğer bir baskıya maruz kaldığı için açıldı. Elbette Kakashi gibi Uchiha olmadığı için sol gözünde Mangekyo Sharingan'a sahip olan şanslılar da var. Ancak bunu nasıl elde ettiğini hepimiz zaten biliyoruz. Mangekyo Sharingan'ın sahibi, normal 3 Tomoe Sharingan'ın tüm yeteneklerini kullanabilmesinin yanı sıra kullanıcı her iki gözünde de benzersiz yetenekler kazanıyor. Örneğin Obito, Kamui'yi kullanabilir. Mesela sağ gözü, Obito'yu veya dokunduğu kişiyi Kamui'nin boyutuna ışınlıyor. Obito ayrıca vücudunun herhangi bir bölümünü de bu boyuta ışınlayabiliyor. Böylece Kamui aslında onu dokunulmaz hale getiriyor denebilir. Kakashi'nin sahip olduğu, yani Obito'nun sol gözü ise nesneleri çok uzaklardan bile ışınlayabiliyor. Böylece aslında aynı yetenek olsa da işlevleri farklı da olabiliyor. Yani birisi yakın dövüş, diğeri de menzilli bir silah gibi. Her iki gözünde de Mangekyo'yu uyandıran kişi Susanoo tekniğini kullanabiliyor. Her Susanoo özeldir ve kendine has rengi vardır. Örneğin Itachi'nin Susanoo'su kırmızı, hatta ona ek olarak yatı aynası ve Totsuka kılıcı da var. Shisui'ninki ise yeşildi. Özel silahı ise bir matkaptı. Ancak Mangekyo Sharingan'ın gücünü sık sık kullanmaya devam ederseniz, kişi görme yeteneğinde bozulma yaşayabiliyor ve hatta körleşebiliyor da. Bunun nedeni, gözlerin böyle bir gücü kaldıramaması ve her kullanımda verdiği güce karşılık olarak kendisini mühürlemesi. Mangekyo Sharingan'ın sonsuz gücünü elde etmenin tek bir yolu var. O da başka birinin Mangekyo'sunu kendinize nakletmeniz gerekiyor. En iyi senaryoda bu kişi bir akraba olabilir. Ancak o zaman ebedi Mangekyo Sharingan uyanıyor. Bu zamana kadar sadece iki karakter bunu başardı. Her ikisi de Indra'nın torunları ve reenkarnesi olan Uchiha Sasuke ve Uchiha Madara. Her birinin ebedi Mangekyo'su da bu şekilde görünüyor. 5. sıradaki sonraki dojutsumuz, sanırım çoğunuz bunun Rinnegan olacağını zaten tahmin etmiştir. Bu dojutsuyu yalnızca 3 karakter uyandırabildi. Hagoromo, Uchiha Madara ve Uchiha Sasuke. Rinnegan'a sahip olan diğer karakterlere gelirsek, hiçbiri aslında Rinnegan'ı uyandırmadı. Örneğin Nagato'nun Rinnegan'ı Madara'ya aitti. Aynı şekilde Obito'nun kullandığı Rinnegan da Madara'ya ait. Şimdi kısaca bir Rinnegan kullanıcısının nasıl bir güce sahip olduğunu hatırlayalım. Birincisi, 6 yolun gücünü kullanma yeteneği. Aslında 7 tane var. Kısaca anlatayım hemen. Deva yolu çekim ve itme kuvvetleri üzerinde kontrol sağlıyor. Aşura yolu kullanıcıya uzuvlar ve silahlar gibi mekanize öğeler veriyor ve insan yolu birinin ruhunu çıkarmanıza ve düşüncelerini okumanıza olanak sağlıyor. Bunun sonucunda da kurban ölüyor. Hayvan yolu her büyüklükteki birçok hayvanı aynı anda çağırmanızı sağlıyor. Preta yolu size çakra ve ninjutsuyu özümseme yeteneği veriyor ve Naraka yolu bir kişiyi cehennemin kralının yardımıyla sorguya çekme ve onu öldürme yeteneği sağlıyor. Son olarak dış yol veya diğer yol, çakrayı özel iğneler aracılığıyla aktararak yaşam ve ölümün kendisi üzerinde güç kontrolü sağlıyor. Rinnegan kullanıcıları ayrıca Gedo heykelini çağırabiliyorlar. Ve tıpkı Mangekyo Sharingan'da olduğu gibi her Rinnegan'ın da kendine özgü bir gücü var. Örneğin Sasuke, yalnızca bir Rinnegan'ın yardımıyla portallar açabiliyor ve kısa mesafedeki nesneler veya insanlarla yer değiştirebiliyor. Madara, Rinnegan'ın yardımıyla herkesin bildiği meşhur Limbo tekniğini kullanabiliyor. Limbo'ya ek olarak Madara, Tengai Shinsei'yi kullanarak üst atmosferden birkaç devasa göktaşı da çağırabiliyor ve onları dünyaya indirebiliyor. Momoshiki ve Urashiki de kendi Rinnegan'larını uyandırmayı başardılar ve onların da önceki videolarda bahsettiğim özel yetenekleri vardı. Mesela Momoshiki bir tane Rinnegan'ıyla yeteneği emip diğeriyle yansıtırken, Urashiki ise iyileşirken çakra izini silen bir uzay zaman tekniği kullanabiliyor. 4. sırada Rinne Sharingan var. Kelimenin tam anlamıyla anlamı, Samsara kopya tekerleği gözü. Raporlara göre yalnızca bir shinobi bu gücü etkinleştirebildi. Uchiha Madara. Bu dojutsu Madara'nın yanı sıra Tarnaça Otsutsuki Kaguya'ya da ait. Kullanıcı Rinne Sharingan ile mümkün olan en güçlü genjutsuyu yaratabiliyor. Bu da tüm canlıları sonsuz uykuya sokan sonsuz bir Tsukuyomi'dir ve yalnızca başka bir Rinnegan'ın sahibi bu genjutsuya karşı koyabilir.
Kaguya ayrıca Rin'le Sharingan'ı kullanarak Aminominaka tekniğini kullanabildi ve bu onun kendisini veya diğer insanları başka bir boyuta taşımasına olanak sağladı. Üçüncü sırada Tenseigan var. Bu dojutsu yalnızca Hamura Otsutsuki'de ve Toneri'de vardı. Aslında bu Rinnegan'da neredeyse aynı yeteneklere sahip çok güçlü bir dojutsu. Tıpkı KCM gibi kullanıcı Tenseigan Chakra moduna girebiliyor. Toneri bu moda girdiğinde ise arkasında 9 tane hakikati arayan küre beliriyor. Ayrıca Tenseigan sayesinde nesneleri çekebilir veya itebilir. Hatta bununla ayı bile dünyaya doğru sürükleyebiliyor. Toneri eğer gezegen aniden yok edilirse onu geri getirebileceğini söyledi ki bu da Dojutsu'nun ne kadar güce sahip olduğunu zaten gösteren bir şey. Bu arada gelecekte Himawari'nin de bu Dojutsu'ya sahip olma ihtimali var. Çünkü bu karakterin de gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu Dojutsu onun için ideal olacaktır. İkinci sırada Otsutsuki Ishiki'nin bilinmeyen yani isimsiz Dojutsu'su var. Tabii bunun Sukuna Ikona gibi yetenekleri var da Dojutsu'nun ismi bilinmiyor. Yani demek istediğim şey bu. Şüphesiz bu, bugün listelediğim Dojutsu'larda şu ana kadar gördüklerimiz arasında en güçlüsü. Rinnegan mesela Ishiki'nin Dojutsu'suna karşı çok güçsüzdü. Hatta Ishiki Naruto ve Sasuke'yi ona karşı güçsüz oldukları için küçük düşürüyordu. Ve onlar bu Dojutsu'nun gücüne dayanamıyorlardı. Şu ana kadar Dojutsu'ya ne denildiği bile söylenmedi ama bir şekilde onun yeteneklerini biliyoruz. Ishiki'nin kendisi veya bakış açısındaki herhangi bir cansız maddeyi anında küçültebilmesine ve istediği zaman orijinal boyutuna döndürmesine olanak tanıyan Sukuna Ikona. Boyuttaki değişim insan gözünün göremeyeceği kadar hızlı gerçekleştiğinden çoğu zaman ışınlanmayla karıştırılıyor. Ve ne yazık ki insanlar bu yeteneğin ne kadar muhteşem olduğunun tam olarak farkında değil bence. Bir diğer özelliği de Daikokuten. Daikokuten tekniği canlı veya cansız nesneleri zamanın akmadığı başka bir boyutta durumlarını korumalarını sağlamak için kullanılabiliyor. Mesela Naruto ve Hinata Daikokuten ile bu boyuta hapsedilmişlerdi ve aradan geçen 3 yıla rağmen hala daha boyuta girdikleri gibiydiler. Ayrıca Ishiki bu Dojutsu sayesinde uzay zaman tekniği de kullanabiliyor. Ve son olarak birinci sırada bana göre en güçlü Dojutsu Jougan var. Şimdi Boruto'nun gelecekte en güçlü Shinobi olacağı gerçeği umarım kimseyi şaşırtmaz. Bu Dojutsu henüz tam olarak açıklanmadı. Hatta hiç açıklanmadı. İlk bölümü dikkate almazsak animede sadece birkaç kez göründü. Mangada ise hiç yer almadı. Bu nedenle birçok kişi benim aksime Jougan'ın kanon olmadığını düşünüyor. Tabii zaman atlamasından sonra bunu da netliğe kavuşturacaklardır. Ancak bana göre Jougan kanon ve bildiğimiz ve bilmediğimiz ama gördüğümüz en güçlü Dojutsu. Peki bildiğimiz kadarıyla Jougan ne yapabiliyor? Boruto'nun negatif olan çakrayı, çakra yol sistemi de dahil görebilmesine ve hissedebilmesine hatta ve farklı boyutlar arasındaki görünmez engelleri görebilmesine olanak tanıyor. Şimdi dünyadaki hiç kimse bu Dojutsu'yu bilmiyor. Belki Hagorama bile böyle bir Dojutsu'nun varlığından haberdar değildi. Sadece Otsutsuki klanı bunun farkında ve ne olduğunu biliyor. Ayrıca Urashiki Yomotsu Hirasaka'yı kullandığında Boruto birkaç saniye ilerisini görebiliyordu. Urashiki bu gözleri Boruto'nun elinde görünce çok şaşırdı. Ve ne yazık ki bu Dojutsu hakkında bildiğimiz tek şey bu. Dolayısıyla şu anda ilave bir şey söylemem zor. Ama size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu güçlü gözün tek sahibi Boruto değil. Bakalım ileride Jougan'a dair daha neler öğreneceğiz. Ben merakla bekliyorum şahsen. Ve bu videoda bu şekildeydi. Sıralamada katılmadığınız yerler olabilir. Çok sanmıyorum, bu bayağı genel bir sıralamaydı çünkü. Ancak katılmadığınız yerler varsa sebepleriyle yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.